Şimdi trigonometrik denklemler yeçişinin navbattaki usulünü görüp çıkalımız. Keltiriş formülleri yordamında trigonometrik denklemlerini yeçiş. Para misallarını görüp çıkalımız. Bu mazuge ölçüden aldın keltiriş formüllerini bir takırırlap çıkışını tavsiye kılaman. O birinci denklemeni geçeydik. Bana bir yerde 5B taksım 2. Burçaylarının cöyleşini görüp çıkaydık. Bir yerde pi 5B taksım 2 geliyordu. Ana nolga maskeladigan burchak, mana bunga pi taqsim 2, bu nuqtaga pi maskeladi, mana bunga 3pi taqsim 2, bunga 2pi, bunga 5pi taqsim 2. Mana 5pi taqsim 2 bu yerda ekan. Keltirish formulasini qo'llash uchun biz x ni birinchi chorak burchagi deb faraz qilardik. Aslida o'zi birinchi chorak burchak emas, lekin keltirish formulasini qo'llash uchun biz shunday faraz qilamiz. Birinchi chorak burchagi bo'lsin. 5pi taqsim 2 minus x. 5pi taqsim 2 dan x ni ayirsak birinchi chorakka tushamiz. Birinchi chorakda kosinus musbat bo'ladi. Demak, bundan tashqari kosinus sinusga almashadi. Mana 5pi taqsim 2. Mana vertikal burchaklarda kosinus sinusga, sinus kosinusga, tangens katangensga, katangens tangensga almashadi. Bu yerda kosinus sinusga almashadi. Demak, sinus x va oldida musbat. Chunki mana buni birinchi chorakda bo'ladi deb aytdik. Yani bunga ham keltirish formulasini qo'llaymiz. Pi qo'shib 2x. Pi 2x ni qo'shsak 3-chi chorakka kelib tushamiz. 3-chi chorakda sinus manfiy, demak mana bu minus bilan plus bo'ladi. Plus sinus 2x teng 0. Tenglamani hosil qilamiz. Yani sinus 2x uchun biz formula bilamiz. Sinus x qo'shib 2 sinus x ko'paytiruv cosinus x teng 0. Yani her ikilasında sinus x var, onu kaosun taşlarına çıkarıp sinus x bir koşu 2 cosinus x teng 0 teğinlemeni hasıl kılalımız. Bu teğinleme öz nabatında 2 de teğinlemeye acıraydı. Çünkü o 2 de bana ifadelerini köpeytmez görünüşte. Birinci teğinleme sinus x teng 0. İkinci teğinleme bir koşu 2 cosinus x teng 0. Bu teğinlemeden x teng pi k iken hasıl kılalımız. K tek işli bütün sallar toplam iken. İkincisi de 1'nin 10 tamamen gökyüzümüz. 2'ye bölümüz. Yani x'ni toplamız. X teng plus minus arc kosinus minus 1 taksın 2 koşu 2 k pi. Babdaslar arc kosinus minus 1 taksım 2'ni hisoblaymiz. Bu teng pi minus arc kosinus 1 taksım 2. Bu ham öz navbatida teng pi minus arc kosinus 1 taksım 2 pi taksım 3'ga teng. Bu 2 pi taksım 3'ga teng. Demek bunun örneği biz bana bu arc kosinus minus 1 taksım 2'nin örneği 2 pi taksım 3'ünü yazıp kuyudaki yıldızlar için kuyudaki formülünü hasıl kılalımız. Plus minus 2pi taksım 3 koşu 2kpi. K tegişli bütün sallar toplanmıyor. Şimdi kalıp birinci denklemenin yıldızları mana bu ve mana bu formüllerden birilerde. Yani nabattaki denklemeyi ötemiz. Bu yerda ham mana keltirish formulasini qo'llaymiz mana bu ikkita joyda. Va mana bu yerda sinus sinusligicha qoladi, chunki pi, 2pi, 3pi va hokazo bunday burchaklarda sinus yana sinusligicha qoladi, nomi o'zgarmaydi. Bu yerda plus bo'ladimi, minus bo'ladimi, ahamiyati yo'q. Kvadrati bo'lganligi sababli plus bo'lib ketadi. Demak, mana bu ifoda, ikkinchi denklemani yechayapmiz. 2 ko'paytiruv sinus kvadrat x. Kvadrati bo'lganligi sababli mana bu ifoda plus bo'ladimi, minus bo'ladimi, kvadrat bilan plus bo'lib ketadi. Va minus 5. Mana buni keltirish formulasini qo'llaymiz. Pi taqsim 2 plus x. X ni birinchi chorak burchagi deb faraz qilamiz. U holda mana bu burchak ikkinchi chorak burchagi bo'ladi. Demak, kosinus sinusga almashadi va ikkinchi chorakda kosinus manfiy minus bo'ladi. Mana bu minus bilan plus. Sinus x plus 2 teng 0. Mana bu tenglamani hosil qilamiz.
Bir de belgeleş usulünden faydalanamız. Sinus x'ni t bilan belgilaymiz. O halda t minus 1 1 oralığında bo'ladi. Hop, keyin qidirib yurmaslik uchun mana bir doira yop qo'yamiz. Hop, endi agar sinus x t ga teng bo'lsa mana bu t ga teng bo'ladi, sinus kvadrat t kvadrat bo'ladi. 2t kvadrat plus 5t plus 2 teng 0 tenglamani hosil qilamiz. Kvadrat tenglama, kvadrat tenglamani yechamiz. Bak, kvadrat tenglamani ildizlari t1 minus 2 t2 minus 1 taqsim 2 ga teng. Kvadrat tenglamani yechishni bilamiz, yetarli tajribamiz bor. Shuning uchun mana bu yerda birdaniga men ildizlarini yozdim. Sizlar buni ishlab chiqib, bir ishonch hosil qilasizlar. Xo'p, endi birinchi t1 minus 2 minus 2 bu oraliqqa tegishli emas. Minus 1dan kichik. Demak, minus 1ni ololmas ekanmiz. T2 minus 1 taqsim 2. Minus 1 taqsim 2 shu oraliqqa tegishli. Demak, mana bu tenglama quyidagi tenglamaga keltirilar ekan. Sinus x teng t ni o'rniga minus 1 taqsim 2 ni olib qo'yaman. Minus 1 taqsim 2. Mana bu tenglamani hosil qilamiz. Endi x ni topamiz. X teng sinus x teng a tenglamani formulasiga ko'ra minus 1 darajasi n arc sinus minus 1 taqsim 2 qo'shuv np. Mana bu formula bilan topiladi. Endi arc sinus minus 1 taqsim 2 ni hisoblaymiz. Arc sinusda minusni oldinga chiqarib yozish mumkin. Bu teng bo'ladi minus arc sinus 1 taqsim 2 arc sinus 1 taqsim 2 pi taqsim 6 ga teng. Demak pi taqsim 6 ni olib kelib qo'yamiz. Mana bu minus bilan minus 1 darajasi n minus 1 darajasi n plus 1 bo'ladi. Ko'paytirib pi taqsim 6 qo'shib n pi. N butun sonlar to'plamiga tegishli. Shunday qilib mana bu tenglamaning ildizlari mana bu formula bilan topilar ekan. Keyingi tenglamaga o'tamiz. Bu yerda ham mana ikkita joyda biz keltirish formulasini qo'llaymiz. 5pi taqsim 2. 5pi taqsim 2. 3x ni birinchi chorakka burchagi deb faraz qilamiz. 5pi taqsim 2 dan 3x ni ayirsak, birinchi chorakka kelib tushamiz. Sinus birinchi chorakda musbat. Mana 5pi taqsim 2 burchaklarda sinus kosinusga almashadi. Demak, mana bu ifodani biz ildiz ostida 3 ko'paytirib kosinus 3x deb yozarkanmiz. Minus pi taqsim 2. Pi taqsim 2 mana bu yerda. 3x ni birinchi chorak burchagi deb qaraymiz. Qo'shsak, ikkinchi chorakka kelib tushamiz. Demak, mana bu. Ikkinchi chorakda kosinus manfiy. Mana bu minus bilan plus bo'lib ketadi. Plus sinus 3x bo'ladi. Teng 2. Mana bu tenglamani hosil qildik. Bu ko'rinishda tenglamalarda biz yordamchi burchak kiritish yordamida yechardik. Kosinusning koeffitsiyenti ildiz ostida 3, sinusning koeffitsiyenti yozilmagan 1 ga teng. Dastlab ildiz ostida 3 ning kvadrati plus 1 ning kvadrati. Ildiz ostida mana shu ifodani hisoblaymiz. Ildiz ostida mana bu 3 qo'shuv 1 4 ga teng, ildizidan 2 chiqadi. Endi mana berilgan tenglamani har ikkala tomonini 2 ga bo'lamiz. Bu holda bu yerda ildiz ostida 3 taqsim 2 kosinus 3x plus 1 taqsim 2 sinus 3x teng 1. Mana bu tenglamani hosil qilamiz. Bu yerdan ildiz ostida 3 taqsim 2 ni masalan buni sinus pi taqsim 3 deb yozishimiz mumkin. 1 taqsim 2 ni kosinus pi taqsim 3 deb yozamiz. Bu holda berilgan tenglama quyidagi ko'rinishga keladi. Sinus pi taqsim 3 kosinus 3x plus kosinus pi taqsim 3
sinüs 3x. Teng bir. Mana chap tomonda biz yig'indining sinusi formulasiga tushyapti. Chap tomonini biz sinus pi taqsim 3 qo'shib 3x deb yozishimiz mumkin. Teng bir. Ana endi sinus x teng a formulaga teng nimaga keldi bu? Bu yerdan biz pi taqsim 3 plus 3x teng o'ng tomonda 1 bo'lganda bu teng nimani yechimi? Bu o'ng tomonga biz ham pi taqsim 2 qo'shib 2k pi'ni yozardik. Buni teng nimadan x ni topamiz. Pi taqsim 3 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. 3x teng pi taqsim 2 minus pi taqsim 3 qo'shib 2k pi. Pi taqsim 2 dan pi taqsim 3 ni ayirsak, xo'p 3 minus 2 suratda pi, deb mana bu pi taqsim 6 ga teng ekan. Endi 3 ga bo'laveramiz. X teng pi taqsim 6 ni 3 ga bo'lsak, pi taqsim 18 qo'shib 2k pi taqsim 3 ni 3 ga bo'ldik. Bu yerda k butun sonlar to'plamimiz 7 ga tegishli. Shunday qilib, mana bu teng nimaning ildizlari mana bu formula bilan berilar ekan.